Hayırlı akşamlar efendim. Bugün 40. Ustum online semineriyle karşınızdayız. Her zaman aslında canlı yayın yapıyorduk ama şu anda olağanüstü şartlar nedeniyle konuğumuz da direkt olay mahallinde olduğu için banttan yayın yapmayı uygun gördük. İstenmeyen, beklenmeyen gelişmeler olabilir diye. Zaten kısa süre içerisinde yayına gireceği için neredeyse canlı gibi olacağını söyleyebiliriz. Bugünkü konumuz felaketlerde ve özellikle son zamanlarda orman yangınlarında hayvanların yaşadığı durum, neler yapılabilir, neler yaşadığı ve neler eksik, neler güzel, neler hatalı bunları konuşmak ve doğrudan alandan, sahanın içinden ve konunun uzmanı olan konuğumuzla size değerlendirmek ve bu konudaki farkındalığı arttırmak adına katkıda bulunmak istedik. Konuğumuz Sayın Gökçen Yücekaya. Hayvan hakları aktivisti ve köpek davranışları uzmanı. Yaklaşık 20 yıldır kendisini bu konulara adamış, aktif çalışan, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarında doğrudan kurucu ya da üye olarak görevler yapan, önemli bu konudaki alanda bilinen, tanınan kişilerden kendisi. Şu anda da doğrudan Antalya, Manavgat'ta olay mahallinde, yangın bölgelerinde neler yapılabilir? Kendince katkıda bulunmak ve çalışmalara destek olmak amacıyla bulunuyor. O yüzden sahadan bir görüşme olacak. İyi akşamlar Gökçen Hanım. Nasılsınız? Merhaba Ercan Bey. Çok mersi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sıcak bir yaz akşamında böyle yoğun, maalesef istenmeyen bir felaketle orman yangınlarıyla yüz yüze kaldık. Burada tabii ki Maalesef. kaybettiğimiz her bir can, insan olsun, hayvan olsun önemli ve değerli. Hatta bitkiler, ormanlar da birer can taşıyor. Onların da canlı olduğunu biliyoruz ve hepimizi üzüyor. Çok yoğun bir, daha önce olmamış bir yoğunlukta bu orman yangınlarını yaşadık. Bu vesileyle orman yangınları özelinde olmak üzere felaket hallerinde yaban hayvanların ya da diğer hayvanların karşılaştığı sorunları öğrenmek, neler yapılabilir, neler iyileştirilebilir. Bu konuları doğrudan ve sahadan öğrenmek, sizden bilgilenmek istedik. Zaman ayırıp bu yoğunluğun içerisinde bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben mümkünse önce sizi tanımak isteriz, dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz açısından. Gökçe Hanım, nasıl bilmelerini istersiniz? Kısaca kendinizi tanıtarak, sonra bu orman yangınlarında ne oldu, ne bitti? Başlarsanız ben de arada müsaadeniz olsa zaman zaman sorularla katkıda Tabii bulunmak ki. isterim. Buyurun efendim, söz sizde. Ercan Bey tekrar çok teşekkür ederim. Yaklaşık 20 yıldır hem gönüllü hem de profesyonel olarak hayvan refahının artırılması ile ilgili çalışıyorum. Aslında şu anki yapmış olduğum meslekte tam olarak bu gönüllülük esasında başlayan bir serüvenle hayata geçti. Küçüklüğümden beri her zaman hayvanların mutlu olması, onların refah içerisinde yaşamaları benim için her zaman çok öncelikliydi. Bu evimdeki hayvanlar için geçerliydi. Yani aynı şekilde sokaktaki hayvanlar için de geçerliydi. Ve tabii ki siz de biliyorsunuz ki maalesef hayvanlar da toplumun en zayıf halkaları olduğu için ilk başta en çok aslında şiddet gören ya da ilk başta vazgeçilen canlılar olarak Türkiye'de hayatımızda var oluyorlar. Bu noktada tabii ki bizlere çok büyük işler düşüyor. Ve ben de bu işe layığıyla en iyi şekilde yapabilmek için 4 sene bu konuda Amerika'da bir eğitim aldım. Döndükten sonra Tanısan Seversin Derneği'ni kurdum. Kendi derneğim Tanısan Seversin Derneği ama aynı şekilde dirsek temasında işbirliğinde çalıştım. Birçok kurum var, birçok dernek var. Gönlü güzel olan tüm ekiplerle birlikte işbirliğinde güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda da aynen o şekilde Hightop'un Manavgat'ta kurmuş olduğu küçük mini Sahra Hastanesi'ndeyiz. Yaklaşık bugün sanırım beşinci, bir haftaya yakın 5. günümüz. Tabii ki burada yaşanılanlar gerçekten çok üzücü. Hani can kaybının yanı sıra yaşayan insanların da hayalleri, geçmişleri, tüm birikimleri, tüm anılarını kaybettikleri bir durum söz konusu. Ve maalesef hani karşı koyularak aşılabilecek şeyler yaşamamışlar. Yine tabii aynı şekilde insanoğlu hani zekasını kullanarak olay mahallinden kaçabilen insanlarımız çoğunluktalar ama hayvanlarımızı maalesef özellikle büyükbaş hayvanlarımızın birçoğu
o kadar şanslı olamadılar. Zaten birçoğu ahırlarında can vermişler. Ahırlarında can vermeyenler de ciddi anlamda yaralanmışlar. Bu noktada burada Hightech'in kurmuş olduğu bu hastanenin amacı da yangında yaralanan hayvanlara müdahale edilebilmek amaçlı oluşturuldu. Sahada da tabii ki çalışmalar yapıyoruz. Sahada da yerinde örneğin 40 koyunlu olan bir tabii ki sürüsü olan bir ailenin yerinde de tedavisini yapıyoruz. Ama burada en ağır durumda olan hayvanlar var. Yani bu çocuklar bildiğiniz ateşin üzerinde kalmışlar. Tabii ki sadece büyükbaşlar değil, kediler, kaplumbağalar, tavşanlar, kuşlar, baykuşlar, aklınıza gelebilecek birçok hayvan da burada bir araya geldik. Onların iyileşmeleri için gerçekten canı gönülden birçok gönüllüyle birlikte 7/24 bir şekilde çalışıyoruz. Tabii ki kaçını kurtarırız, kaçını kurtaramayız bilemiyoruz. Çünkü almış oldukları hasar ve yani yaralanma durumları maalesef gerçekten hani ciddi boyutta. Ama bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemiz adına ben çok üzülüyorum tabii ki. Yani bu kadar harika bir ülkeyi, bu kadar harika bir vatanı baştan sona bu şekilde bir şey yaşaması ve hala bunun kontrol altına alınamamış olması gerçekten çok üzücü. Ve yine işte toplumun en zayıf halkası olan hayvanlar maalesef etkilendi. Aslında şu 20 yıllık hani hayvanlarla olan ilişkimizde onlar için iyi bir şeyler yapma çabamızın içerisinde aslında bence yaşadığım benim kendi adıma gerçekten en üzücü ve en zorlu süreçlerden bir tanesi bu son bir hafta oldu. Ama tabii ki yaşadığımız bu kötü olayların neticesinde de ben kendi adıma yine ne kadar biz güçlü bir arada bir toplum olduğumuzun farkına vardım. Hiçbir şeyin bizi yıkamadığının farkına vardım. Burada oluşan enerji, insanların gönülden hiçbir karşılık beklemeden birbirleri için yaptıkları iyilikler ve çalışmalar gerçekten şu anda güçlü bir şekilde aslında devam etmemizin de en büyük sebebi. Gökçen Hanım, bir şey sormak istedim. Tabii. Özür dilerim. Şimdi orada siz çok çeşitli hayvanlardan bahsettiniz. Çiftlik hayvanlarımız, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, kediler, köpekler ve yaban hayatında yaşayan hayvanlar. Bir oran vermek gerekirse bu yangın olayında ulaşabildiğiniz hayvanların ağırlıklı olarak yüzde kaçı evcil hayvanlar, hani bildiğimiz, ulaşabildiğimiz insanlar birlikte yaşayan hayvanlar, yüzde kaçı yabani hayvanlar ya da hani ulaşamadıklarınız tamamen artık ümit kesilmiş, vefat etmiş, yani ölmüş hayvanlar mı oluyor? Bu konuda oranları hakkında, cinsleri hakkında biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii ki. Yani ben açıkçası size şöyle söyleyeyim. Yani zaten hani yangının ortasında kalmış bir hayvanı canlı bir şekilde hani bulma şansınız neredeyse yok denecek kadar az. Çünkü her yer kül olmuş durumda. Yani o savaş sahnelerinde gördüğümüz bombalamaların ardından daha kötü manzaralarla karşılaştığımızı size söyleyebilirim. Genelde kanatlı hayvanların birçoğu maalesef vefat etti. Hepsi, hiçbiri kaçamadılar. Büyükbaş hayvanların da birçoğu yaralandılar. Genellikle ağırlıklı olarak yaralı olarak kalan hayvanların çoğu büyükbaş. Koyunlar, inekler, danalar, keçiler. Çünkü ya onlar genelde biliyorsunuz ahır ortamında yaşadıkları için belli bir alanda. Örneğin gece 3.30'da mesela bir eve gelmiş uyurlarken. Yani tek yapabildikleri şey örneğin ahırların kapısını açmak olabilmiş. Bazıları onu bile yapamamış. Bazıları korkusundan açarsam acaba yangının içine koşarlar mı diye açmamış ama ahırda hani vefat etmişler. Bunun dışında hani yaban hayvanları da oldukça var. Yani bu şu ana kadar bize gelen 2 tane köpek oldu. Kedi oldukça var. Yani köpeklerin çoğu ya kaçtılar ya da gerçekten maalesef hayvancağızlar kül oldular. Ama ağırlıklı olarak yani yüzde oranına vurursak bu noktadaki en büyük yaralanmalar %80 oranında büyükbaş hayvanlarda gerçekleşti. Anladım. Gökçen Hanım, peki sizin şu anda sivil toplum kuruluşları olarak kurduğunuz o bir nevi Sahra Hastanesi gibi ilk yardım merkezinde benzer çalışmalar kamu tarafında nasıl yürütülüyor? Onlar nerede hizmet veriyorlar ya da sizinle beraber mi hizmet veriyorlar? Yani çalışmaları siz destekleyici mi? Paralel mi acaba? O konuda ne dersiniz? Yani kamu da zaten yani size şöyle aktarayım. Hani gerçekten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Bey belki hani takip etmişsinizdir zaten yangının başından beri gerçekten
Hani elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan gerçekten çok tatlı bir birey. Evet. Bize de o konuda oldukça yardımcı oldu. Tabii ki burada bir kurumsal kimliğimizin olması ve hani bundan önceki tabii ki yapmış olduğumuz çalışmalar bu noktada tabii karşılıklı olarak bizleri daha hızlı ilerletti ama örneğin bugün normalde bizim bir adet Sahra Hastanemiz vardı. Bugün AFAD'ın destekleriyle sayımızı 4'e çıkarttık. Bunun dışında hani belediye gerçekten sağ olsun bizi her konuda hani destekledi ama en büyük destek gerçekten halk tarafından geldi. Yani bu bulunmuş olduğumuz meydanda yaşayan insanlar, başka şehirlerden gelen insanlar, yani şu an herkes inanılmaz bir şekilde el ele tutuşmuş bir şekilde hani her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Devletin desteği var ama yani devletin desteği derken devletin desteği sadece şu noktada manevi yönde yani bize yasal prosedürlerde yardımcı olmaları. Onun dışında en büyük yardım bize yine halk tarafından sağlanıyor. Anladım. Hayvanlara yapılan müdahale orada nasıl oluyor? Mesela yanık ben sağlık personeli olduğum için tahmin edebiliyorum ama vatandaşların izleyenlerin anlayabilmesi açısından yanıklara müdahaleyi işte takım kremler, yıkamalar, temizlemeler, yara yanıkları bölgesini temizlemeler şeklinde mi oluyor? Serum takma gibi ileri uygulamalar olabiliyor mu? Yani seviyesi ne kadar ileride? Basit ilk yardımdan daha ileride çalışmalar yapılabiliyor mu acaba orada? Teknik olarak imkanınız, Biz şu an bildiğiniz burada yani şu anda bildiğiniz ufak bir hastane gibi burası işliyor. Evet. Veteriner hekimlerimiz var. Veteriner teknikerlerimiz var. Çok değerli hocalarımız da var. Burada yani hem söylediğiniz gibi hem yanık kremleri, aynı zamanda antibiyotikler, ağrı kesiciler, vitaminler, serumlar, oksijen tüpleri, birçoğu maalesef yani yanmalarının dışında tabii ki karbonmonoksite maruz kaldıkları için akciğerlerinde de ödem var. Evet. O yüzden ya aslında yani şu anda yapılabilecek olan her şey yapılıyor. Şu an tek yapmadığımız şey hani o bahsettiğim yani tabii ki yaralı bölgeler her gün temizleniyor. Ama hani tamamen derilerin kaldırılması gibi bir noktada değiliz. Çünkü öncelik olarak tabii ki genel durumlarının iyiye gitmesi de birazcık evet. gerekiyor. Yani şu an onların da birçoğu ben eminim ki zaten bu kadar çok sevildikleri için ve bunu hissettikleri için zaten hayata tutunuyorlar. Öyle söyleyeyim size. Anladım. Peki Gökçen Hanım, yaban hayvanları orman bölgelerinde yangın ve benzeri felaketlere karşı korunabilmeleri için onlar için böyle bir kurtuluş noktası olabilecek ara istasyonlar, korunaklı alanlar yapmak mümkün mü? Ya da o konuda neler önerebilirsiniz? Bu konudaki çalışmalar ya da şeyde araştırmaları incelediğinizde, uygulamaları incelediğinizde mesela ormanlarda yaşayan hayvanları sığınabilecekleri özel yapılar var mı? Dünyada uygulama nasıl? Bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Maalesef yani zaten adı üstünde hani orman ve doğal bir yaşam olduğu için yani en fazla onların girebilecekleri kabuklar olabiliyor. İşte ya da hani eğer ki şanslı olup yangın aşağıdan geçerse ağacın tepesinde kalarak hayatta kalmaya çalışıyorlar ama zaten onların evleri ormanlar. O yüzden ve burada görmüş olduğumuz her yer kül olmuş durumda. Yani o yüzden yani orada o yangının içerisinde koyabileceğiniz hiçbir şey bir canlının korunmasına yetmez, öyle söyleyeyim. Ülkemiz yani tabii ki bu sadece hayvanların korunması olarak değil, insanların korunması olarak da değerlendiriyorum. Ne yazık ki çok üzülerek belirtmem gerekirken yani bu yangın olayım, yani bu yangınlar sürecinde ülkemizin bu konuda gerçekten çok eksik kaldığını tüm halk olarak deneyimledik. Yani burada insanların birçoğu maalesef kendi imkanlarıyla söndürdü yangınları. Yani ancak böyle örneğin bir yerde bir termik santral varsa evet çok iyi korundu ama insanların evleri için aynı şeyi söylemen çok mümkün değil. Çok yetersiziz. Yani bu konuda yani ben açıkçası bunun tamamen yani bu sosyal aslında bizlerin değil, bu devletin çözmesi gereken bir konu. Çünkü Evet. bizim vergilerimiz alınıyor. Biz bunlar için zaten vergimizi ödüyoruz. Hani her türlü çalışma yapıyoruz. Ama durdurulamayan şeyler, yani siz de bunları biliyorsunuz. Yani Evet. Sonuçta havadan müdahale yeterli şekilde yapılamadı. Yurt dışından uçaklar kiralanabilirdi. Bunlar yapılmadı. Yani şu an herkes sadece ben değil, herkes isyanlarda.
Çünkü çok ciddi anlamda hani bir süreç. Hani örneğin önden bir soğutma çalışması bile yapılamadı. Yani hani yangın kontrol altına alınıyorsa önden en azından sıçraması için soğutma çalışmaları yapılabilirdi. Şöyle anladığım kadarıyla normal şartlarda bu yangın belli bir bölgede çıkmış olsaydı doğal olarak müdahale çok daha güçlü, kuvvetli ve etkili olabilirdi. Ama aynı anda çoklu yerde olunca hani sanki bir deprem etkisi yaptı sanırım ve bütün güçleri, devletin güçleri, belediyelerin güçleri farklı yerlere bölündüğü için bir yoğunluk oluşturulamadı. O yüzden hemen hemen her yerde böyle bir tatminsizlik, böyle bir yetersizlik durumu tespit edildi, yaşandı. Ben aynı zamanda sivil savunma uzmanıyım. Yangınla ilgili eğitimler aldım. Şunu söyleyebilirim. Bir odada başlayan bir yangının orayı tamamen bir cehennem topuna çevirmesi en fazla 3 dakika sürüyor. Bir daire 5 dakikada, en fazla 5-6 dakikada, bir binada 10-15 dakikada komple yanabiliyor. Dolayısıyla yangın başladıktan ve gücünü aldıktan sonra söndürmek imkansıza yakın zor bir şey. Ancak soğutmayla şunda bunda zararı en aza indirmeye çalışabiliriz. Evet. Yangın başlangıcında söndürülür ya da olmadan önce erken uyarı sistemleriyle, hani daha başlangıçta filizlenirken ancak gerçek anlamda söndürülebilir. Bizim bu konuda sanıyorum evlerimizde, iş yerlerimizde olduğu gibi bütün kıymetli doğal kaynaklarımızda, ormanlarımızda, yaban ortamlarında da yangınla ilgili erken uyarı sistemlerini, algılama sistemlerini yaygınlaştırmamız gerekecek. Bir de gördüğümüz kadarıyla su iletişimi, su ulaşımı çok zor oluyor. İnsanlar pet şişelerle su taşıma noktasına geldiler. Belli yerlerde su arterleri oluşturup ormanlık alanlarda su pompalarının otomatik bağlanabildiği, arabaların ve diğerlerin su alabilecekleri kaynakları kurmak herhalde daha doğru olacak sanki erken müdahale açısından. Bir de seyreltme, yani ormanlık alanlarda gerek hayvanların kaçabilmesi, gerekse yangına müdahale edilebilmesi ve yangının da hızlı bir şekilde yayılmasını engellemek adına böyle ara ara yol açmalar gibi seyreltme çalışmaları sanırım çok güzel olurdu. Siz bunların hepsini orada görmüş oldunuz. Bir anda bütün bir tepeyi, dağı yakacak kadar büyüyebildi bu yangınlar. Hayvanlar açısından şu anda en önemli yapılmasını gerekli gördüğünüz şeyler neler olabilir? Yani hayvan besleyenler, özellikle hayvancılıkla şey olanlar, yani geçinenler, benzer durumlarda böyle bir facia yaşamamak adına sizce neleri yapmalılar? Hangi önlemleri dikkate almaları gerekir? Hani en çok neyin eksikliğini tespit ettiniz? O konuda ne söyleyebilirsiniz? Yani size şimdi şöyle söyleyeyim, ben bunu hani açıkçası eksiklik olarak görmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani gece 3.30'da hani habersiz bir şekilde hani evleri yanan, bir anda işte yangının içinde uyanmış hani insanlar var. Dediğiniz gibi çok hızlı da ilerliyor. Yani bunun tamamen en baştan, yani daha ilk başladığında hani yeterli yani 4 sonuçta yani ülkemizin her tarafı neredeyse denizle çevrili ve biz yani hala buna rağmen o yeterli şeyi kullanamıyoruz, anlatabiliyor muyum? Yani kaynaklarını yani kullanamıyoruz. Gerekli kaynakları kullanamıyoruz. Kaynakları hep gereksiz yerlere de bile aktarıyoruz. Yani o yüzden dediğim gibi yani bu sizin elinizdeki bir yangın tüpü ya da benim elimdeki bidon su ya da işte ne bileyim bir yere saklanmakla olabilecek bir şey değil. Yani bu bir hani bu ciddi bir problem ve bunu çözecek olan zaten ben halkın olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii yine biz halk olarak çözdük. Yani gerçekten yani inanılmaz bir halk. Ben gerçekten o yüzden Türk olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Bu kadar hani kardeş el ele yaraları sarmak hani bilinci bence bilmiyorum bizim ülkemizden başka diğer ülkelerde var mıdır, inanın gerçekten bilmiyorum. 4 sene New York'ta yaşadım ama hani bu enerjiyi hiçbir şekilde yani oralarda göremezsiniz. Yani dilerim ülkemiz için tabii ki bundan sonra her şey daha iyi olur ama ne yazık ki çok üzücü yani sürekli olarak artan ve devam eden bir durum söz konusu ve işin en kötüsü hala aynı davranışı sergiliyor olmak, hala bir şeylere göz yummak, işte can kaybının yok denmesi, hani hala şu anda daha insanların acıları dinlemişken bu mevcut olan yanan ormanlar için projelerin sunuluyor olması da çok üzücü bence. Yani genel bilincimiz arttıkça ve konuyu takip ettikçe bu tür istenmeyen olayları engelleyeceğimizi düşünüyorum. Bize düşen
yanan yerleri takip etmek, orada bir farklı bir oluşma olduğunda, yapıldığında kamuoyunun dikkatine sunmak, hatırlatmak, unutmak gibi bir şeyimiz de var maalesef. Burada Evet. yangın yerlerinden kurtarılan hayvanlar nerelerde barındırılıyor ve onların yiyecekleri, yaşlıları nasıl sağlıklı Aslında şimdi sürdürülebiliyor mu? burada Güzel. bir görüntü de vereyim. Biz şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bugün size söylediğim gibi işte toplamda AFAD tarafından da bizim 3 tane çadır sağlandı. Şu şekilde. Bunlar bizim özel hastane klinik odalarımız. İçerisinde kliması, 7/24 veterinerlerimiz her türlü şu anda onlara tedaviyi uyguluyorlar. Burası, pardon, ben size şöyle göstereyim. Evet. Burası ilaç depomuz. Burası bir tedavi ünitemiz. Burası diğer tedavi ünitemiz. Yangında annesini kaybetmiş bir kuzumuz var mesela. Şöyle göstereyim. Allah'ın sevgili sessiz kulları onlar. Evet. Efendim? Allah'ın sessiz kulları, sevgili kulları Evet. onlar da diyorum. Buradaki çocuklarımızın durumları daha iyi. Toparlanıyorlar. Burası açık bir alanımız. Çok güzel. Bir de yoğun bakım ünitemiz var. Orayı çok kısa göstereceğim. Çok da hani çünkü hayvanların durumunu göstermek istemiyorum size. Şöyle hemen göstereceğim. Evet. Bu şekilde Gerçekten bir alan yaptık. emeklerinize Evet, sağlık. zaten Size ve katkısı sağ olun. olanlara gerçekten Allah razı olsun. Toplumun vicdanının canlı elleri gibi davranıyorsunuz sizler de. Evet, İnsanların yani görevlerini yerine öyle getiriyorsunuz. olması gerekiyor. Yani zaten onların da kediden köpekten farkı yok aslında. Yani biz anlamlı yani bugün bence burada şu anda çalışan bu hayvanlara emek veren insanların yüzde, ben size şöyle söyleyeyim, 70'i bir daha kesinlikle et yemeyecekler. Çünkü inanın köpekten hiçbir farkları yok. Verdikleri sevgi inanılmaz. Çok değişken. Burada yaşadığımız bu travmatik olayın dışında da gerçekten çok değişik, farklı ve mutlu duygular da paylaşıyoruz. Evet. Bakalım yani dileğimiz tabii onların bir an önce iyileşmesi, koşup oynamalarını görmek istiyoruz. Çünkü zaten eğer ki yani bunu atlatabilirlerse ve hayatta kalırlarsa onlar Haytap'ın Bursa'daki emekli hayvanlar çiftliğine gidecekler. Ve hayatlarının sonuna kadar orada mutlu bir şekilde yaşayacaklar. O yüzden dileriz onlar da hayatı tutunurlar ve her şey onlar için bundan sonra çok daha güzel olur. Evet, çok sağ olun. Gerçekten çalışmalar hem yürek burkuyor içerik anlamında ama insanlık anlamında, toplumsal dayanışma anlamında da umutlarımızı taze tutuyor. Bundan Evet. sonra yapmamız gereken daha bilinçli davranmak, orman yangınlarını mümkün Evet. olduğu kadar önlemek ve tedbir almak. Hayvanlar Evet. açısından bakınca yani benzer sorunların bir daha yaşanmaması adına en azından kamu olarak alınması gereken tedbirler neler olmalı sizce? Yani kişiler kendi imkanları belli bir yere kadar tedbir alabiliyorlar. Evet. Kamuda neyi görmek isterdiniz? Hayvanlar açısından, orman Ben kamuda neyi yangınları görmek isterdim? Yani açısından. kendi ekipmanı olmasa bile hani direkt en yakın ülkelerden işte yangın söndürme uçaklarını kiralayıp hani bu işi 3 günde kontrol altına almasını beklerdim. Yani Daha yoğun bir 3-4 gün çalışma yani neyse. beklerdiniz. Yani Evet. tabii ki yoğun, mantıklı, hani ileriyi görebilen, planlı. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle ya neyse söndürürüz işte deyip yani oraya 2 tane itfaiyeyi sokmakla maalesef yani bu iş olmaz yani bunu siz benden daha iyi biliyorsunuzdur yani hani gerçekçi bir Estağfurullah. Evet. yaklaşımla hani sonuç alabileceğimiz bir plan üzerinde ilerlemek bizi başarıya götürür. Yani tabii ki durum koşullar değişir ama burada hani niyet ve ne almak istediğimizin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Burada birazcık maalesef toplum yalnız bırakıldı. Herkes kendi imkanlarıyla bir şeyleri yapmaya çalışıyor ya da birbirleriyle destekleriyle. O yüzden hani bu alınması gereken önlemleri zaten yani ve yapılması gerekenleri hepimiz biliyoruz. Artık dilimizde de biraz tüy bitti. O yüzden ben artık bu konuda da çok fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Yok, biz sizi ilk defa Ama dinliyoruz. O en yüzden sıkıntı azından yok. biz
biz en azından hayvanlar adına bundan sonraki süreçte hani neleri hazır bulundurmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Hani resmen şu anda hani burada bir acil eylem planı düzenlendi ve bunu tabii ki daha profesyonel bir noktaya taşıyacağımıza da inanıyoruz. Dileriz yaşanmaz hani. Ama hani birçok noktada olduğu gibi yani bu konuda da evet biraz maalesef eksiyiz. Sadece bu yangın değil yani. Yangın, deprem, sel yani her türlü felakete karşı gerçekten hani önlemler alınmalı ve insanların hani bunu minimum seviyede en iyi şekilde geçirmesini sağlamalıyız. Evet, biz bugün yangın nedeniyle biz de etkilendiğimiz için doğrudan farkındayız ve görüyoruz hayvanların da nasıl etkilendiğini. Ama çok soğuk geçen şiddetli günlerinde soğuktan donan yaban hayvanlarından çok kere haberimiz bile olmayabiliyor. Değil mi? Bir de böyle bir durum var. Biz bize dokununca bazı şeylerin, gerçeklerin farkına varabiliyoruz. Bizzat canımız yanınca daha çok anlıyoruz. Bu anlamda hayvanları sadece yangın zamanında değil, her zaman genel olarak koruyacak, takip edecek daha sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç var herhalde. Bir de bu... Biz de bununla ilk, yani şöyle söyleyeyim, hani biz bununla ilgili şu anda Türkiye'de ilk olacak bir proje hazırladık. Projemiz de bir belediye tarafından onaylandı. Hani şimdi start vermeden çok da fazla detay vermek istemiyorum ama ya zaten bu sadece bu konuda değil. Aslında ülkemizde her noktada hayvan refahını arttırmak için zaten iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bilinç düzeyimizin, bilgi seviyesinin arttırılması gerekiyor. Onlarla daha iyi iletişim kurup karşılıklı birbirimizi çok daha iyi anlamamız gerekiyor. Hani bununla da ilgili ekstra olarak çalışmalar yapıyoruz. Tabii şu an gündemimiz sadece bu olduğu için açıkçası pek yapacağımız ve yaptığımız projeleri size anlatma hani fırsatı gelmedi, oluşmadı ama dediğim gibi yani sahiplendirme sistemimiz, barınak sistemimiz, normal hayvanlar, sokakta insanların da hayvanların iletişimi olsun, çocukların hayvanlarla iletişimi olsun. Bunların hepsi gerçekten bizlerin çok çok daha bilgi seviyesini yukarı taşıması gereken konular. Evet, bu konularda da hani elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz hani Bhutan Sansaversin Derneği olarak da zaten bu konuda gerçekten çok büyük hani farkındalık yarattığımızı biliyoruz. Özellikle hem de yasaklı ırklarla ilgili olarak. Mecliste hani belediyelerle, kurumlarla, bakanlıklarla zaten işbirliğinde çalışıyoruz. Hani yaptığımız her şeyin, çünkü gerçekten hani onlara ulaşması ve bunu bizim sonraki nesillere de taşıyabiliyor olmamız, sürdürülebilir olması bizim için çok önemli. Aslında en önemli unsur. Ama tabii ki ne olursa olsun, hangi seviyeye gelirsek gelelim, zaten her zaman daha iyisini yapmak isteyeceğimiz için çalışmalarımız da o yüzden her zaman devam edecek. Evet, şimdi son hayvan hakları yasasındaki güncellemelerle özellikle belediyelere çok büyük görevler verildi, sorumluluklar verildi. Eskiden keyfi olan şeyler şimdi kanuni zorunlu görevler haline geldi. Biz bunları kısmet olursa Avukat Deniz Hanım'la önümüzdeki günlerde bir program yapıp ayrıntılarını gireceğiz inşallah. Orada tabii benim de diğer vatandaşlar adına, bazı endişesi olan vatandaşlar adına bir şeyleri sorup öğrenmek ve yaymak isterim ben de. Hayvanlar tabii ki önemli. Biz burada hayvanlarla insanlar arasındaki iletişimi, hayat dengesini, kıdem, değer dengesini hep gözetmek ve önceliklerimizi doğru tarif etmeliyiz gerçekten. Bütün canlılar önemli, bütün bitkiler, her şey takdire değer. Çünkü Allah'ın yarattığı canlılar bunlar. Biz de görevimizi yapmak ve onları en güzel şekilde yaşatmak durumundayız. Bu böyle bir zamanda, dar bir zamanda programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz gerçekten. Size de zahmet oldu. Elinizde de sürekli tutmak zorunda kaldığınız için daha fazla yormak istemiyorum sizi. Söylemek istediğiniz... Yok, estağfurullah. Son mesajlarınız ya da eksik kaldığım düşündüğünüz şeyler varsa buyurun, son kez söz vereyim. Sonra programımızı kapatalım isterseniz. Yani benim sadece güzel halkıma ve yani gençlere hani önereceğim tek bir şey var gerçekten. Hani hayatta niye dokunursanız dokunun, her zaman sevgiyle dokunun. Sabır, anlayışla olmak kimseyi kötü insan yapmaz. Sevgiyle dokunmak kimseyi kötüleştirmez. Toplumumuzun en çok buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman çocuğu da seviyoruz, ağacı da seviyoruz, hayvanı da seviyoruz, kendimizi de seviyoruz, ailemizi de seviyoruz. İşte sabahleyin size sinirlenip trafikte giderken size kızan bir insana
verdiğiniz bir gülümsemeyle onun gününü de değiştiriyorsunuz. Çünkü maalesef toplumumuz böyle biraz daha şiddete hani eğilimli ve yönelimli olmaya başladığı için bunu söylüyorum. Gerçekten yani bu hayatta tek bir gerçeklik var. O da sevgi. Yani o yüzden sadece verebileceğim mesaj bu olabilir. O zaman zaten toplum olarak iyileşeceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırıp katıldığınız için programımıza. Ben de çok teşekkür ederim. İleride sorular gelirse ya da bir takım katkıda bulunmak isteyen dostlarımız, duyarlı insanlarımız olursa ben inşallah sizle görüştürüyor, ulaştırıyor olacağım. Bu da benim görevim olmuş olsun. Seve seve. Size de kolaylıklar dileriz. Allah işlerinize kolaylıklar versin. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Ercan Bey. Yaptığınız hizmetler için. Hayırlı günler dilerim efendim. İyi günler. Bay bay. Sayın seyirciler, bugünkü programımızda hayvan hakları konusunda uzman bir konuğumuzla depremlerde, yangınlarda, felaketlerde hayvan hakları ya da hayvanların mağdur olduğu sıkıntıları işlemiş olduk. Önümüzdeki günlerde yeni bir programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler dilerim. Esen kalın.